arkadaşlar, Dersim Belediyesi'nin Derkab'a herhangi bir şekilde bir şey dayatma hakkı yok. Bir önerge sunmak istiyorsak ayın 15'inde zaten Derkab Meclisi'nin bir meclis toplantısı olacak. Derkab ayrı bir kuruldur. O mecliste arkadaşlarımız gelip önergelerini verebilirler. O önerge verildiğinde yer değişikliği talebi orada tartışılır. Ama şu bir dipnot, ben de Derkab'dan meclis üyesi olduğum için dile getireyim. Daha önce Derkab'a yer değişikliği talebi gelmişti. Bu talep orada oy çokluğuyla kabul edildi. Ancak bakanlık tarafından yer değişikliğinin reddi üzerinden geçen mecliste Ayşen Bey de söyledi. Böyle bir karar çıkmıştı. Ha şimdi yine gider Derkab Meclisi'nde orada tartışılır, ne sonuç çıkar bilmiyoruz ama bu Dersim Belediyesi'nin alabileceği bir karar değil. Bölge halkının böyle bir talebi var, kaygılar var. O 10 yıllık bir projedir. Ya eksik anlatılmış, ya seçimi iyi yapılmamış ama Derkab müdürlüğünde bu dosyalar mevcuttur. O zamanın muhtarları, belediye meclis üyeleri ne yapılmışsa orada görülebilir. Biz sadece vatandaş bir önerisi var. Biz bunu önergeye çevirdik, verdik ve gündeme alındı. Gündemin de 5. maddesine oturdu. Şimdi oylayın. 1,5 senedir bu şekilde hani getirdiğiniz komisyon kurdurdunuz veya buna bu bir şekilde önerik oldunuz yani. Değil mi? Tamam. Bu açıdan söylüyorum. Karşılıklı olsun istemiyorum Sayın Başkan. Sadece eleştiri yapıldı. Ben bu eleştiri üzerine cevap olsun istiyorum. Zamanında bu meseleye dair eksik ya da doğru, hatalı ya da yanlış şu sürece kadar gelmiş ve bu projenin net bir şekilde yer konusundaki sanki buradaki bu meseleyi tartışan ve yer konusunda değişiklik talebinde bulunan herkes bu konuya ortak bir fikir yürütmüştü. Biz yönetim olarak bu meselenin dışında kalmışız gibi bir anlayış geliştiriyoruz. Bu mesele bakanlık tarafına da kadar girilmiş ve bu kararın sonucunda da her şekilde yer değişikliği mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Hala ısraren bunu bu alana getirip bu alanda tartışmayı yürütmeyi sağlamak bile aslında siyasi kaygıların ötesinde bir durum. Bence buna dair bir öz eleştiri vermeniz lazım. Projenin yapılmasının taraftarıyız ama yer konusunda köylünün eğer ki kaygılar varsa bu konuda biz sadece köylüleri desteklediğimizi söylemek istedik. Bu kadar. Yoksa büyütecek bir durum yok yani. Projenin arkasındayız zaten. Bizim Tunceli Belediyesi'nin üye olmak dışında Derkab'la hiçbir alakası yoktur. Sadece ve sadece teknik personelimiz, mimarımız, mühendisimiz olduğu için destek vermekteyiz el altından. İlçe, yani bir ovacının sorunudur aslında bu çok sorunu. Nazmiye'nindir. Yani bu ayrı bir birliktir. Dolayısıyla bizim belediye meclisinin üye belirleme, yani kimler orada bizi temsil etsin anlamında yetkisi dışında bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Biz sadece bir üyeyiz. Yer değişikliği konusunda Derkab'a geldi. Derkab bu önergeyi verecekti arkadaşlar. Orada oylamaya da kabul edildi. Delegasyona da soruldu. Olmadığını falan söyledi ama şu an tekrar yaşıyoruz ama meclise gelmiş bir mesele. Vatandaşlar da bunu istiyor. HDP grubu tekrar getirdi bunu. Mecliste meclis kalmıyor. Yani meclis yetkisi dışında şeyler de oylama yapılabilir. Yani bunu Derkab görüşsün diye bir oylamaya sunabilirsiniz. Yani biz nasıl ki Dersim Belediye ismini nasıl ki Tunceli Dersim yetkisinde miydi değildi ama böyle bir karar aldık. Yani meclis bazen bu tür kararlar alabilir. Herkes bundan bir siyaset rant devşirme hesapları yapıyor. Biz bu önergeyi verdiğimizde dedik ki bunu siyaset malzemesi yapmayalım. Bu çevreciler, bu işin uzmanları, ihale sürecini bilenler gelsinler bu sürece dahil olsunlar. Bu süreci doğru bir şekilde yönetelim dedik. Yani sen olacağız. Ya proje iptal edecek, sil baştan bütün mali yükümlülüklerini üstleneceğiz, hukuki yükümlülüklerini üstleneceğiz. Açık, cesaretli bir şekilde karar alacağız. Ya da diyeceğiz ki olur varsa gitsin. Yani biz bu işin içinde değiliz. Bunu Derkab atalım, Derkab yapsın. Bu doğru bir mantık değil. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Bu sadece Derkab'taki üyelerin sorunu değil. Bu orada üyesi olan, olmayan her kesimin sorunudur. Dolayısıyla oradaki insanların yaşam hakları söz konusuyken bu yaşam hakları üzerinden bu insanları anlamakla hareket etmek durumundayız.